Herkese selamlar dostlar. 13 Ağustos 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 10 adet mücadelem var. Videonun sonunda bir adet ideal kombinem. ideal ve yüksek oranlarla birlikte anlatmaya çalışacağım. Herkese şimdiden bol şanslar ve direkt başlayalım istiyorum. 10 tane maçımız var çünkü. Detayları da var. Bir adet skor yarışması yapalım cumartesi. Konya maçının skorunu bilen yok arkadaşlar. 4-2 bitti zaten. Bilmeleri çok zordu. Vaduz tarafı yendi. Sürpriz çıktı mücadelede. Ben sizlere Galatasaray Giresun maçının maç skorunu soruyorum. Bilen iki arkadaşımızı hafta sonu olduğu için iki adet alıyoruz. Ağustos ayı boyunca kata telegram gruplarımızda misafir edelim. Yorumlara skoru yazmanız yeterli olacaktır. Geçtim bunu. Günün kombinelere baktığımız zaman da perşembe gün iki adet ideal kombine çıkarmıştım. Bir tanesi geldi bir tanesi de başarısız oldu. Alternatif kombinemizde Kulucun galibiyetiyle Makabi Tel Aviv'in KG varı vardı. Kırmızı kart görmesine rağmen Zavi golünü attı. KG var geldi orada da alternatif kombinemiz geldi. Partizan maçı gelmedi mesela güvendiğim bir karşılaşmaydı. İki kere önüne geçmesine rağmen berabere bitti. Konya'da zaten ilk golü atmasına rağmen sürpriz oldu. Perşembenin raporu bu şekilde bir geldi bir gitti burada. Bir nevi amort ettik diyebiliriz arkadaşlar. Yüksek oran grubunda ne yaptık olarak bakacak olursak perşembe günü toplamda 5 adet mücadele verdim yüksek oran grubunda ise. Burada da 5'te 4'te kaldı. Yine kimden yattı? Konya Spor'dan yattı. Kolay bir rakipti. Yenebilirdi. Öne de geçti hatta. Fakat basit hatalar yaparaktan özellikle Uğur Abdülkerim'in yerine bence kadro dışı edilmeli yani öyle söyleyeyim. Çok yetersiz yani Konya adına. Altmar iki yarıyı kazandı. Partizan'ın ilk yarı galibiyetini aldım burada. Olympiakos'un 2-3 golünü 90'da geldi. Fenerbahçe maçında 2-3 golünü olarak aldım. Burada şöyle bir yüksek oranlardan toplamda burada 26 orana yakın var. 25.93 falan olması lazım. Yüksek oran grubu da bu şekildeydi. İsterseniz başlayalım. Sizlerden ricam videoyu atacağınız like'lardır. Güzel seviyelerde like'larınızı bekliyorum. Cumartesi güzel maçlar var. Dersime iyi çalıştım diyeyim sizlere. İdeal yüksek oran ile çalışacağım. Herkese bol şanslar. Attığınız like'lardan dolayı çok teşekkürler. Leipzig le Köln maçı ile Köln maçıyla başlayalım. Şimdi Leipzig'e 1.28 gibi oran açmışlar burada. Oranlar düşmeden ben erkenden çekmek istedim. Şimdi Leipzig'in son mücadelesini izledik Stuttgart'a karşı. Gayet etkili, ofans oyununu sergileyen bir Leipzig takımı vardı. Ben 2-3 golü tercih ederdim fakat çok daha fazla gol çıkabilirdi. Oradan sürpriz çıkmasını bekliyordum. Ben 1-1 gibi bir skor bekliyordum. Hatta olursa sürprizi tam 1-1 gibi bir skor bitti. Leipzig bombayı da patlattı. Werner'i aldı arkadaşlar açıklamasını da yaptı. Bu maçta olur mu bilmiyorum ama oyuncu hazır. Muhtemelen kadroda ilk 11 başlamasa bile yedeklerde yer alabilir Werner. Yani Werner ve Enkunku ikilisi de can yakacak gibi duruyor. Özellikle Werner zaten Leipzig'in altyapısından çıkma arkadaşlar. Köln tarafına baktığımız zaman da Modeste'yi Dortmund'a Dortmund verdi. Hücum hattı nasıl olacak bakalım birlikte göreceğiz. Ve Leipzig'in son maçından böyle baktığımız zaman maçı da izledim ben. Yani tam 48 kez Stuttgart'ın ceza sahası alanında buluştu ve Enkunku'nun mesela kale dibinde 6 pastan kalecinin üstüne vurduğu şutlar vardı ve toplamda 28 tane şut denemesi yaptı. Köln'le tabii maça baktığımız zaman da duran toplarda biraz daha iyiydi ve kanat ortalarına iyi bir görüntü verdiğini söyleyebilirim. Ben şöyle bir düşüncem var. Leipzig bu maçı alır mı? Alabilir tabii ki. Ben ideal kombineme burada Leipzig'in atacağı 2 golü aldım. 1.32 gibi oranı var bakın. İdealden aldım hatta bunu. Yanına 1.55 gibi bir oran ekledim. 2 oranı açtım burada. Leipzig'in atacağı 2 golü ben güveniyorum. Ben nerede katkı verebilirse hücumda Leipzig 2 gol atabilir. Onun dışında biraz daha yüksek oran vermek gerekirse bu mücadeleyi. Köln de gol atabilir. Destekleyebilir o görüntüyü verdi bize. Maç sonu 1 ve 2.5 üstü yaparsa 1.62 ile onun oranı var. Değerlendireceklere bol şanslar. Werder Bremen Stuttgart karşılaşması yine, yine güzel karşılaşmalardan bir tanesi bu mücadele. Werder Bremen'e baktığımız zaman da 4-4-2 şekilde ileride oynuyor. Özellikle Fulkluk ve Dux... Fülkrug evet, ve Dux, bunlar zaten iki forvet olarak geçen sezonda Werder Bremen'deydi. Alt ligden çıkarken çok iyi bir anlaştılar ve uyum sağladılar. Son maçta da gerçekten o görüntüyü bize verdiler. Dux'un yaptığı asist, Fülkürk'ün attığı gol derken çok etkili bir oyun vardı Werder Bremen adına. Hatta Wolfsburg'a karşı 2-3 dakikada hemen 2 tane gol attılar bu bunlar. Ben asıl kelam şöyle baktığımız zaman da geçen Maç bir anda goller geldi ama kalesinde de pozisyonlar verdi Wolfsburg tarafına. Hatta ben canlıdan dördüncü gol bir Bremen atamaz. Yani Wolfsburg atar diye vermiştim. Gol çok bekletti bize. İlk yerden üç gol oldu. Dördüncü gol 86'da falan gelmiş olması lazım. Stuttgart'a baktığımız zaman da Leipzig maçında izledik Stuttgart'ta. Uzun toplar ve arkaya atılan toplarda biraz başarı vardı toplamda 15 şut çekti fakat kale 2 tane isabetli vardı. Fakat şunu söyleyebilirim ki girdiği pozisyonlarda başarı vardı Stuttgart adına da. Şimdi burada Werder Bremen'e karşı güzel bir karşılaşma olacaktı diye düşünüyorum ben. Şimdi şöyle de bir durum var. Stuttgart tarafı çok fazla transfer yaptı. Fakat bu transferlerden çoğunu kadroya entegre edemedi arkadaşlar. Yani şöyle geçen geçen haftanın kadrosuna baktığım zaman da incelediğim zaman da genel hatlarıyla Stuttgart'ta oynayan oyunculardı. Yani yeni oyunculardan çoğunu kadroya entegre etememişler Stuttgart takımı. Bu hafta belki biraz daha eklemeler yapabilir ilk maçtan sonra. Ben bu mücadele idealden bir KG var bekliyorum. Başka bir tercihim yok. Hızlı geçiyorum. Karşılık gollerin gelmesi muhtemel bence. Arsenal'la Leicester mücadelesi. Arsenal'ı Crystal Palace maçında izledik fakat tam o istediğim verimi alamadım Arsenal'da. Çünkü Chelsea'ye 4 atan, Sevilla'ya 6 atan bir Arsenal vardı. Kend kendi evinde demeyelim zaten hep dış ülkelerde oynandı bu karşılaşmalar da. İyi bir performans sergileyen vardı. Crystal Palace maçında tam o performansı sergileyemedi. Yani o izlediğim Arsenal'dan biraz daha düşüş vardı. Şimdi kendi evinde taraftarı önünde oynayacak. Ekstradan bir motivasyon olabilir. Zaten burada Arsenal tarafına beklenen gol 3. Leicester'da bir yani 3-1'lik bir skor bekleniyor. Beklenen skoru o Arsenal tarafında. Leicester herhangi bir transfer yapmadı. Son maçında Brentford'a karşı iyi de oynadı. Topu ayağında tuttu. Pozisyonlara da girdi. Fakat iki tane de ikinci yarı yediği goller vardı. Onlarla birlikte beraberlikle maçtan ayrıldı. Ben buradan Arsenal'ın atacağı iki golü düşünüyorum. Taraftarı önünde. Yine Gabriel Cicis'iyle birlikte. Gabriel Jesus ve Saka ikilisi. Hücum, hücum attığında çok etkili. Kezdan Martinelli de öyle sol kanatta. Burada 1-42 gibi orandan Arsenal'ın atacağı iki golü idealden değerlendirmeye alabiliriz. Yüksek oran yazmış mıyım yazmamışım. Yazmamışım. Devam ediyorum. Monaco Ren mücadelesi. Monaco'yu da izledik geçen hafta Strasbourg karşılaşmasında. Orada biraz daha rotasyon vardı diyebilir miyiz? Ben şöyle diyebilirim ben. Geniş bir rotasyona sahip. Mesela Martins ile Diop. Özellikle bu oyuncular. Genç oyuncular. Geçen hafta oynadı. Fakat PSG maçında ilk 11 oynamadı bu oyuncular. Dediğim gibi kazosu güzel ve geniş bir rotasyona sahip Monaco. Kremat yönetiminde geçen hafta ilk galibiyetini alan bir Monaco vardı. Monaco yorgun diyebilir miyiz arkadaşlar? Tabii ki biraz bazı oyuncular da yorgun diyebiliriz. Fakat bahsettiğim gibi Martins, Diop gibi genç oyuncular var. Bunlar rotasyonda çok iyi kullanılıyor ve daha çok şans verilmeli diye düşünüyorum ben. Rene baktığımız zaman da geçen hafta Lorient'e karşı baskılı oynadı. Hatta ben şöyle verdim. Yüksek oranıyla birlikte 1.80 bandında bir canlı verdim. İlk yeri biri verdim yani. Ren burada ilk yerden galip gelebilir diye düşündüm. Oynadığı oyun iyiydi. Fakat pozisyonlarda bitiricilik anlamında sıkıntı vardı ve çok zaman kaybetti. Zaman kaybetti derken orta sahada gereksiz yere top çevirdi. Zaten Lorient basmadı ki bunları yani hiçbir şekilde basmadı. Bir tane uzun topla da gol yediler zaten maç da öyle bitti. Kötü bir ren vardı. Açıkçası iyi oynamasına rağmen kötü bir ren vardı diyeyim bakın. Öyle bir tezatlık var zaten. İyi oynadı pozisyonlara girdi fakat bitiricilik anlamda bazı bölümlerde çok top çevirdi. Kötü oldu Ren için mağlup oldular. Ren burada galip gelir mi bilmiyorum ama Monaco biraz yorgun. Ondan dolayı Ren'in de gol atması beklenebilir burada. Monaco da kendi evinde karşılık verecektir. Çünkü dediğim gibi kadrosu sağlam iyi oynayan bir Monaco var. Burada KG var tercihini idealini önerebilir, önerebilirim arkadaşlar. 1.46 gibi oran var. Ben burada bir beraberlikten ziyade şunu da söyleyeyim. ikilinin son 10 karşılaşmanın hepsi de KG var tercihi olmuş bilginize. Ben burada Ren alır mı bilmiyorum ama ben bir yüksek orana gitmek istiyorum burada şöyle göstereyim. Handikap 0 bakın. Monaco yorgun da olsa geniş rotasyon olduğu için handikap 0'dan 3.74 gibi orandan bu maçı bir farkla kazanabilir. Beklediğim skorda 2 birlik bir Monaco galibiyeti. Kayseri İstanbulspor, Spor. İstanbul'da Kayseri'yi de izledik. Kayseri kendi evinde oynayacak burada. Geçen hafta Beşiktaş'a karşı iyi oynadı. Transfer tahtası kapalı olmasına rağmen eldeki oyuncular kaliteli zaten. Gavranoviç'tir, Tiam'dır, Emrah'tır. Arkada Mensah'tır vesaire. Bu oyuncular kaliteli. İstanbul spor, transfer falan yapmadı. Onlar da kadrosuna güvendi. Geçen hafta da dengeli bir oyun oynamasına rağmen girdikleri pozisyonlarda etkili değildi. İstanbul'a karşı mağlup oldu. Ben bu mücadelede Kayseri'nin galibiyetini beklesem de arkadaşlar. Mücadele genelinde 2-3 gol tercihini bekliyorum. Onun da oranı zaten yüksek gayet bir şekilde. 1.83'te oranı var bakın. 2-3 gol bandında bir Kayseri galibiyeti bekliyorum. Toplam gol alığı 2-3 golü burada size önerebilirim. Skor beklentimde 2-0'lık bir Kayseri galibiyeti olduğundan dolayı taraf tercihine gitmek isteyenler de oran riski karşılıyor. Burada da oradan bir maç sonu bir yapabilir. Brentford United karşılaşmasına baktığımız zaman da Brentford'ı Leicester mücadelesini izledik ve orada ben KG Varan'ı maç önü yapmıştım. 2 1lik bir skor beklentim vardı. Son dakikalarda Brentford saatte 2-2 bitti o karşılaşma. United'da Erik Ten yüzünü gördünüz mü? Yani o iki tane gol yiyince yüzünü gördünüz mü? Nasıl strese girdi? Ronaldo'yu sonradan dakika 50 gibi oyunu aldı zaten. Ronaldo sonrası oyun biraz daha güzelleşti. Hücum hattında özellikle 2-1 oldu zaten. 2-1'den sonra böyle bir 20-25 dakika sürekli United'ın baskısı vardı. Fakat United'ın bu defans hattıyla olmayacak gibi Maguire'la birlikte yani bu adam defansın bel kemiği ve sürekli hata ve sürekli bir boşluk bırakılıyor. O yüzden ben bu da burada gol bulmasını bekliyorum. Tony bu mücadelede aynı şekilde hücum hattında olacak ve Vissa da Silva geçen hafta nasıl bir gol attı Leicester'a Ceza sahası dışından plaseyi bir koydu. Sol 90'a doğru çatala yapıştırdı. Brentford iyi bir takım arkadaşlar. Yani kimle oynarsa oynasın rakip kalede pozisyon bulabilen bir takım. United'in defans hattı bu kadar iyi değilken, kötüyken ve arkada boşluk bırakıyorken burada United Brentford'un gol atması bence sürpriz olmaz. Ben hatta bu mücadeleyi kombineme koydum. KG var tercih olarak 1.52 gibi orandan aldım. Değerlendirecekleri KG var tercih yapabilir. Herhangi bir yüksek oran denemesi yaptım. Şöyle bir şey yaptım. Belki bakın çok riskli olduğunu düşünüyorum. Yani zor olduğunu düşünüyorum. United bu maçı kazansa kazansa bakın kazanırsa bir farkla kazanır diye, diye diyorum. 3.56'da onun oranı var. Handicap 0. 1-2'lik bir skor düşünüyorum. Schalke ile Gladbach mücadelesi. Gladbach geçen hafta güzel bir futbol sergiledi fakat rakibin kırmızı kart görmesi de etkiliydi. Ondan önce de tabii etkili oynayan bir Gladbach takım vardı. Schalke de keza kırmızı kart gördü ve eksik kaldı. Kalesine birçok pozisyon verdi mücadelede. Şalke arkadaşlar ilk 11'ine bakın. Bakın bu çok önemli. Geçen hafta oynayan ilk 11'e bakın. Hepsi farklı takımdan. Hepsi. Yani bir iki tane şalkeli oyuncu var geçen sezondan gelme. Hepsi farklı takımlardan. Yani bu takımın uyum sorunu biraz sürebilir diye düşünüyorum ben. Yeni kuruluyor bir 11. Biraz daha oturması lazım. Ben burada Gladbach tarafından bir gol bekliyorum zaten. Ben burada biraz Gladbach tarafından ikinci golünü zorlayacağım. Gladbach iyi başladı. Oturmuş bir kadrosu var. Dediğim gibi Gladbach tarafından bir gol bekliyorum. Schalke'ye karşı. Ben burada ikinci golü zorlayacağım diyerekten de. Deplasman 1.5 üst oranı 1.64 oranı vardı. Şu an anlık sabah saat 10.49 1.62'ye düşmüş Cuma sabahı. Değerlendirecekler böyle bir değerlendirme yapabilirler. Adana Demir Sivas mücadelesine baktığım zaman da geçen maç e, Sivas zaten ben çok umutlu değildim. Hatta o maçta ne dedim sizlere? Doğrudan bir maç sonu 0 alalım arkadaşlar. Bu mücadele 3-12 gibi orandan. Hatta idare indirmek isteyenler de 0-2 çifte şansı Gaziantep tarafına yapabilir. İzlediğimiz Sivas iyi değildi. Fakat yine Sivas Gradel'in üstünden oynayan bir Sivas takımı var burada. Gradel'in üstünden oynayan bir Sivas takımı var. Yani Hücumda da yata bari gol atmaya çalışıyor. Yani herhangi bir önemli transfer yapmadı. Hatta bazı eksikler de gitti. O eksikler de Sivas adına önemli eksiklerdi. Adana Demir tarafına baktığım zaman da Asan Bolonga ucu önderliğinde Onyekuru, Belhanda, Sağda Sarı, baktığım zaman da ve İnler. İnler de geçen hafta, geçen hafta Süper Lig'in 11'ine seçildi. İyi büyük oyun sergiledi. Girdikleri pozisyonu iyi değerlendirdi. Taraftarı önünde oynayacak bir Adana Demirspor var. Doğrudan taraf tercihine gitmekten ziyade Burada Adana Demir'in atacağı 2 golü bence yüksek oran ile birlikte alabiliriz. 1.73'te bunun oranı var arkadaşlar. Adana Demir bence bu maçta 2 tane gol atar. Beklenen skorda 3-1'lik bir Adana Demir galibiyeti. Galatasaray Giresun maçının skorunu zaten sizlere sorduk. Yorumlar yazabilirsiniz arkadaşlar. Galatasaray geçen hafta kazanmasını bildi yani. Zar zor da olsa kazanmasını bildi. Dengeli bir oyun vardı. Antalya'nın kaçan penaltısı karşı karşıya kaçanlar derken Galatasaray da kaçırdı. Galatasaray'da önemli bir isim şöyle söyleyeyim ben size. Geçen hafta çok fazla dikkatimi çekti. Yani Yunus Akgün cidden kendini inanılmaz geliştirmiş. Hatta bu hafta da gündeme geldi. Murat Sancak e, arabayı almış Rus, hediye etmiş üstüne 600-700 bin lira para koymuş sanırım 1.7 milyona pardon 1 milyon para koymuş 690 bin lira alacağı varmış 1 milyon koymuş 1 milyon 700'e zaten bir araba almış BMW 320 yeni model herhalde onu hediye etmiş gündemdeydi zaten başkan da zaten sürekli sosyal medyada aktif Galatasaray bu maçta yeni transferlerini oynatır mı diye soracak olursanız antrenmanları çıktı Torreira'dan de. Fakat bu maçta ilk 11 başlamayacaktır. Muhtemelen Kerem, Emrah Baba, Yunus Sefer Seferovic. Hücum hattı böyle olacaktı. Arkadan Misso ve Oliveira oynayabilir. Arkada Nelson bardakçı tarzı şekilde. Fakat burada aynı 4 Türk oluyor. O oluyor sıkıntı yok. Ben Galatasaray tarafından galibiyet bekliyorum. Fakat burada kombinemi almadım. Geçen hafta Süper Lig takımlarına artık kombini almıyorum. Yani idealden Galatasaray'ın atacağı 2 golü bir değerlendirme altına alabiliriz zaten. Şöyle oranı bulabilirsem. 1-40 gibi oranı var zaten. Bu benim idealimdir. Galatasaray'ın atacağı 2 gol. Yüksek oranıyla birlikte 1.95 gibi oranlarla Giresun'a karşı bir handikap yapılabilir. Giresun son maçta iyiydi. Hızlı hücumlarla birlikte Adana Demir Kalesi'nde gol buldu. 3-2 mağlup oldu. Fakat Galatasaray biraz formda ve taraftar önünde ve yaptığı transferler diyerekten de en maçta en az 2 gol atıp ve yüksek oranıyla birlikte belki de bir handikap yapması da bekleniyor. Skor beklentim 3-1'lik Galatasaray galibiyeti. PSG ile Montpellier mücadelesi. Yani Mbappe'ye baktım. Geçen hafta arka adalesinde bir sıkıntı vardı. Maçta oynamadı. Yedek daha iyi yoktu. Antrenmanlar takımla antrenmanlar devam etti. Muhtemelen bu maçta olacaktır. Mbappe, Messi, Neymar üçlüsü zaten çok formda. Geçen haftaları dediğim gibi çok güveniyordum. Yüksek mislisini yaptım o mücadeleye. Paris tarafına. Yine şöyle bir değerlendirme alacağız. Oran olmadığından dolayı. Paris takımı her iki yarıyı kazanır yaparsak arkadaşlar. Ben size oranın söyleyeyim. 1.58'i 1.56'ya oran düşmüş. Ev sahibi her iki yarıyı kazanır yapabilirsiniz. Onu geçtim. Biraz daha ideale gidelim. Yüksek oran da vereceğim bu mücadele. 3.5 üst arkadaşlar. Yine Montpe ile Savarnia önderliğinde geçen hafta takımı taşıdı. 2 tane gol attı. Kazanmasını bildi. 3-2 bitti karşılaşma. 3.5 üst burada idealidir. Bir de yüksek oran önereyim mi sizlere? Çok güzel bir yüksek oran. 2.23 olması lazım. Şuradan bulabilirsem. Aynen. 2-33'müş. Toplam gol aralığı 4-5 gol. Yani maç 4-1, 3-2 böyle 5, 5, gole dayanabilir. Toplam gol aralığı 4-5 gol yaparak da bir değerlendirme yapabilirsiniz. Benim maçlarım bu şekildeydi. Toplam 10 maç. Hızlı anlatmaya ve az ve sinisli ederek doğrudan bilgileri aktarmaya çalıştım. Bir adet de ideal kombine yaptım. Ekrana gelsin. İdeal kombinemiz arkadaşlar 2 oranlık bir kombine. Leipzig'in atacağı 2 golü güveniyorum ben. Werner de geldi. Geçen hafta beraber de kaldı. Köln'e karşı burada 2 gol atması bence idealdir diyerek düşünüyorum. Brentford maçını izledim. Geçen hafta United'a keza takip ettim. United'ın savunma hattı kötü. Yani Maguire olacak iş değil bunu hala daha devam ediyorlar. Hatta takım için isyan da var. Taraftarlar isyan yapıyor. Takımın sahibi olan aileye aile hala isyan ediyor. Brentford iyi bir takım. Rakip kalede pozisyon bulan bir takım. Diri bir takım ve en, en önemlisi 90 dakika sağda kalabilen bir takım. United'dan bu maçta bence gol atabilir. Ben Brentford'dan bekliyorum da United şişe atabilir mi? Ondan görmüyorum. Ee, hop diyerekten geçeyim. Bir 52'de bunun oranı var. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.